Ben 38. Ne zaman açtın? Pazartesi günü 28. 38. Gülsüm gelin 38 dilimle boş çekiyor. Anneanneciğim. Efendim? Örtün ne kadar değişik. Şimdi gördüm. Örtün ne kadar değişik örtmüşün. Yarısı. Ha böyle atıyordum. He. Pazara gideceğim biraz sonra. Bir şey istiyor musun pazardan? Sen bir şey istiyor musun? Bir matrak, bir çamaşır. Söyle bakayım. Masraf alalım diyor. He, ne alalım masraf? Ne istiyorsan alalım. Domates, salatalık var mı? Biber. Var mı Selim Hanım? Yok, salatalık fazla yemeyelim. He, domatesin var mı? Sebze ne alalım? Ne istiyorsan ha? Ne varsa. Anneanne. Efendim. Sen eskiden, yani şimdi sebzeye ne diyorsun? Zerzevat. Zerzevat. Zerzevat alalım mı? Alalım. Olur işte bir haftaya kadar bir sürü bir şeyler bulun alın. Ne istiyorsanız alın. Pazara giderken? Pazar ne var zaten? Bam ne var? Bam şey, patates mi var? Bam yok da. Ha? Böyle şeyler oluyor diyorum. Enginar var. Ha? Enginar. Enginar var. Hani kendine enginar bulursan alsan. Tamam. Bir enginar bir şeyler. Anneanne bir de ne diyordun? Masraf. Nereye gidiyorsun? Masraf görmeye gidiyorum. Masraf görmeye. Pazar. Pazar gibi onlara. Şurada bir şey, şuraya o neydi? Ha. O şurayaymış. Işılıyor. Şuraya bir şey, şurada. O kadar mı? Ne varsa ben bilmem. Balık alayım mı varsa? Balık gelmeyiz biraz. Yiyeceğim mi balık akşama? Kendiniz bilirsiniz. Yok. Yer misin alsam? Size merhaba yerim. Tamam canım. Yılan balığı alayım. Ama yılan balığı seviyorum. He? Yılan balığı sevmem ben de. Ne seviyorsun? Hangi balıkları seviyorsun say, merak ediyorlarmış. Anneanne hangi balıkları seviyor? Aman ben bilmem balıkları. Biliyorsun. Gözünü beğendim alıp geliyorum. Çupra seviyorsun. Seviyorum da. Söyle bakayım çupra de. Bilmem ki çupra ne şey ne. He. Bir tadım bilmiyorum ben. Hamsi biliyorum. Sever misin? Hı-hı. İstavrit. Yılan balığı en favori. Sardalya. Sardalya. Hı-hı. Kefal. Levrek. Biz sardalya seviyorum ben. Ha. Büyük balık da seviyorsun ama. Büyük seviyorum da şey daha güzel oldu sardalya güzel. Küçük küçük. Minnak minnak. Küçük büyük. O. Sardalya küçük tabii. Temel küçük olma gibi büyük. Ha. Şeyden büyük. Hamsi'den. Kolyoz. Kolyoz, yılan balığı. Onun kolyozu ben de bilmiyorum. Onu yemem. Yemem de bilmem de. Mercan, barbun. Onu severim. Evet, rahmetli. Tutuyorlar. Ne garip. Tamam. Alabalık alayım. Bilmiyorum. Ne biçim. Alabalık sever misin? Böyle bilmiyorum. Kağıtta pişiyor, kağıtta. Bilmiyorum. Sen balığı nasıl seviyorsun? Tarif et. Yağda mı? Yağda kızartıyor. Nasıl? Şimdi tarif ver bakayım. Nasıl kızartıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Onu şey, kızartıyoruz, yiyorsun. Ne unu kullanıyorsunuz? Bayağı normal. Adı ne? Mısır unu mu? Hasır unu, buğday unu. Ne oldu? Buğday unu. Şimdi bu yere bilmiyor musun ne oldu da? Hepsi buğday zaten. Hercan mısır unu da var ya. Ha bayağı mısır unu. Hindistan cevizi unu var, keçi boynuzu unu var. Ben bilmiyorum o kadar. Ben bir şey, çavdar unu var, kepekli un var. Bir mısır unundan bu unu biliyorum. Kepekli unu bilmiyorum. Sen şimdi baklava yaparken de buğday unuyla yapıyordun değil mi? Bir de neyle açıyordun onu? Baklavayla. Ne serpiyordun? Böyle, beyaz. Yoğurt. Pudra şekeri miydi o? Açakal he. Hayır. Neyle açılıyordu o? Bayağı unla açılıyordu. Hayır. Hasundan. Ne? Gargal ne bir şey dedin? Ali Yaman'da satılıyor hani. Gargal ne? Nişasta. Söyle bakayım. Dur bakayım ben ne bileyim. Nişasta. He? Net işte. O net işte. Neyle açılıyor?
Hiç işte. Urgavla bakma bir şey diyorsun ya, sen bir şey demiyorsun. Baklava da açılıyor. Daha ince açılıyor. Neyle açılıyor daha ince? Oku beni. Ne serpiyorsun üstüne? İşte ondan serpiyorum. Ne serpiyorsun ne? Un. Başka? İşte o işte net işte. Enişte. Net işte. He. Net işte. Serpiyor. Aa, unuttum gittim ben. İki şetep sep baklava ederdim. Kalbura bastığı nasıl yapıyorsun? O bayağı o şey. Yağ koyuyor bir şey. Yapsak ya bugün. Yapalım. He yapalım. Kalbura bastı. Evet. Anneannemden kalbura bastı tarifi o. Gelecek. Anneannemle yapacağız. Olay. Ha, ne lazım baklava. Alıp gelelim. He? Hem baklava hem kalbura bastı yapalım. Evet evet ben açacağım. Sen tarif edeceksin. Annemle biz yapacağız. Tamam. Tamam anne. Tamam. Okey. Tamam. Ne malzeme lazımsa say alıp geleyim. Söyle ne lazım? Şeker var. Evet. Lazım malzeme. Un var. Urga alacağım. Urga. Urga. Temiz söyleyelim. Urga ne? Urga nişasta işte. Nişasta. He? Onun urgası netişte oluyor. Urga netişte. Tamam. Netişte bunu. Buğday mı mısır mı? Mısır olmaz canım. Buğday olmaz. Hayır. Urgay ne olacak? Buğday. Buğday urgası mı olacak? Tabii tabii. Tamam. Şeker kaç kilo? Tarı o sırf tarı olur. Yaparsak mı olur? Şeker? Şekerden sonra işte. Alacağız. Piştikten sonra kaynatacağız, dökeceğiz. Tamam. Biri soğuk olacak, biri sıcak olacak. Hangisi soğuk olacak? Hangi önden pişerse o soğuk olur. Bir iki şey olur. Hamur olur soğuk. Önden de olacak pişecek, o soğuk olacak. Daha da sonra kaynanıyor, sonra dökülüyor. Anladım. İyi yapalım o zaman. Her şeyleri unuttuk galiba. Tarif yapalım o zaman. Ne baklavala yapardım. Evet. Değil mi? Tepsi tepsi baklavala yapardım. Senin kalbura bastığın da çok güzel oluyor. Kalbura bastığın da. Ay böyle yarı böyle katı yarı yumuşak oluyor ya, ben onu çok seviyorum. He. Çok güzel oluyor. Yapalım. Kalbura bastığın yapalım. Evet. Yapalım yaptık. Yapalım. Kalburun var mı? Nereye basacağız onu? Var galiba eski bu. Çok küflü olmaz. Kimin nerede bilmiyorum. Tele basarız. Süleyce. Belik atılmış. Anneannemin kalburu vardı. Rendeye yapıyorlar şimdi rendedir. Ama o güzel olmuyor, orijinal olmuyor. Anneannemin kalburu vardı. Kalbura bastığı gerçek kalbura basıyordu. Hayır, asıl durum o. Nerede? Küflen şey ne? Paslanmış diyor. Sabır ne de sildi mi çıkıyor? Olmuyor, olmuyor. Çıkmıyor anne. Tel küflen bitmiş artık. Çıkıyor. Anladım. Bak oyun. Bakayım ne oyun oynuyorsun telefonda? Level 49'a gelmiş. Annemin oyunları var. Sen ne, kendi Crash mı ne bir şey işte. Crash. Şeker oyunları. Oyun oynuyor. Hadi ben hazırlanayım o zaman. Gidelim pazara masraf görmeye. Ha. Masraf edip gelelim. Neyle gidiyoruz? Hadi kalk gari. Ben hazırım sen hazırla. Hadi kalk. Kalk gari. Ben hazır galiba. He. Hazırmışım. Sen ki pantolon giyecek. Ben gideyim ayağıma don keyeyim. Değil mi? Pantolon key tabii. Keyineyim. Bir bırak pazarı bir dolaşın geleyim. Doğru. Gideyim ayağıma don keyeyim ben bir. Gideyim. Unutmuşumdur ben pazarını. Keyim niye unutacağım canım? Olsuz oldu he. Hadi gidiyorum. Evet masrafı gördük geldik. Söke pazar alışverişi diye ayrı bir videoda olacak aldıklarımız. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Teyzem gelmiş. Kuzenim gelmiş. Bir de bir bebek gelmiş. Onları görmeye gideceğim. Görüşürüz. Elimde bir biberon gördüğünüz gibi. Çok tatlı bir bebeğin yemek saati annesi bize bıraktı. O kadar tatlı bir bebek ilk geldiğim günde vardı. Biz çok iyi anlaştık. Onunla enerjimiz tuttu. Acayip iyi anlaşıyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Şimdi onun yemek saati ve onun için mama hazırlıyorum. Hadi bana kolay gelsin. Çok tatlı ya. Evet, şimdi ben mutfaktayım. Hala mutfaktan çıkamadım. Şunu şöyle almak istiyorum. Hatta ışık daha güzel. Evet, böyle almak istiyorum. Kesme tahtamı getireyim. Önce bal kabaklarından başlayayım. Aa, soğan. Kremalı bal kabağı çorbası için 1 adet patatese ihtiyacım var. 1 adet soğana ihtiyacım var. Kuru soğan. Bal kabağı da ihtiyacım var. Havuca ihtiyacım var. Şimdi bunları güzelce doğrayayım. Düdüklü tenceremde, şöyle tencereyi de yıkadım. Şuraya koyayım. Güzelce yapayım. Sonra görüşürüz.
Balkabağı çorbasının tarifi kanalında mevcut. Eğer siz de yapmak istiyorsanız ki bence mutlaka yapın. O kadar lezzetli bir çorba ki krema koymanız şart değil. Krema koymasanız da olur sevmiyorsanız. Çünkü üzerine süs anlamında hani çizgi çekmek anlamında koyuluyor. Onun yani sütle işinizi görecektir. Gerçi süt ve krema konuluyor bu çorbaya. Dediğim gibi krema zorunlu değil. Ben koymuyorum mesela. Bazen koyuyorum, çoğu zaman koymuyorum. Krema ilave etmiyorum. Bunu da bir dipnot olarak vereyim. Tarifi de şuraya ekleyeyim. Yapmak isteyenler, tarife bakmak isteyenler buradan yapabilir. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Şimdiden afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli, aşırı derecede güzel bir çorba. Bu arada içerisine evinizde varsa kemik suyu veya tavuk suyu da koyabilirsiniz. Denenmiştir. Öyle de çok lezzetli oluyor. Krema yerine tereyağında sevdiğiniz baharatları şöyle kızdırıp döndürüp üzerine dökebilirsiniz. Ya da pul biber bile olur. Hani krema yerine onu da üstüne gezdirebilirsiniz. Veya böyle kıtır ekmek de üstüne doğrayabilirsiniz. Her şekilde her şey çok güzel oluyor. Deneyecek olanlara tekrardan kolay gelsin. Hadi bana da kolay gelsin. Hoşça kalın. Şimdilik selam. Mutfaktan merhaba. Ne yapıyorum? Magnolia yapıyorum. Evet, kremasını hazırladım. Yani iç muhallebisini. Şimdi şöyle bardaklara çilekleri diziyorum. Döşüyorum. Döşemek denir buna ama tabii daha kibar olsun diye şu an diziyorum diyorum. Bakalım anneanneciğim beğenecek mi bu magnolia'yı? Evet. Şimdi yapıyorum. Çilek, karadut, frambuaz. Frambuazı Harras'tan aldık. Karadutu pazardan, çileği de pazardan aldık. Bakalım nasıl olacak? Şöyle bardakların altına bisküvi ile fındık karışımını koyduk. Anneme Gülten ablacığım Giresun'dan şöyle fındık göndermiş. O orijinal Giresun fındığıyla yulaflı bisküviyi karıştırdım. Dibine koydum bardağın. Ben rastgele su bardağı ne varsa onda yapıyorum. Tatlı, özellikle tatlı şeyi aramıyorum tabağa. Bu arada kremalı balkabağı çorbam, hep kremalı diyorum da balkabağı çorbam hazır. Muhallebisi hazır tatlının. Bir tek baby pane kaldı. Onun da pane harcı hazır. Rendelenmiş soğan ve bütün baharatlar ve sarımsak var bunun içinde ve galeta unu. Gerçekten bu böyle şu an özdeşleşiyor. Yani eti değil, ben galeta ununu bu şekilde böyle sosa bıraktım. Mükemmel. Öyle güzel kokuyor ki keşke size de koklatabilsem. Yeşilliklerimi yıkadım. Şimdi yavaş yavaş aheste aheste Müge Anlı'yı açtım. Mutfakta tatlımı yapıyorum. Bayıla bayıla yapıyorum. Canım anneannemin yorumlarını çok merak ediyorum. Umarım Magnolia'yı da beğenir. Çünkü muhallebi çok seviyor kendisi. Bugün de ona düz böyle pirinç, süt, un, şekerden oluşan, yumurta sarısından oluşan bir sütlaç tırnak içinde muhallebi yerine böyle meyveli, bisküvili bir muhallebi hazırlamak istedim. Adına da Magnolia demişler. Bakalım beğenecek mi? Çok merak ediyorum. Hala mutfaktayım. Bir ses vermek istedim. Evet, Magnolia'larımın ilk aşamaları hazır gördüğünüz gibi. Şimdi birazcık soğumaya bıraktım. Birazcık daha soğumaya bıraktım. Aslında soğumaya bıraktım. Şimdi bir tık daha soğumaya bıraktım. Şimdi ne yapıyorum? Üzerine de şey getireceğim. Son birkaç işlem kaldı. Ondan sonra buzdolabına kaldıracağım. Streç deyip bakar mısınız? Çok güzel duruyorlar. Merhaba. Tüm yemeklerimiz hazır. Çorbalarımızı şöyle tabaklara doldurdum. Ve Gülşah dedi ki üzerine sos yok mu? Hemen yapıyorum dedim. Dediğim gibi ben krema bugün koymayacağım. Sütlü yaptım. Videonun başında da söylediğim gibi sos yerine böyle kırmızı tatlı toz biberli, kekikli, artık naneli lafın gelişi söylüyorum. Geleceğiz, beraber gideceğiz. Yarın ne var aşkım? Söyle. Söyle izleyenlere ne var yarın? Söyleyeyim mi? Söyle tabii ki de. Arkadaşlar hazır mısınız? Yarın düşen pikniği var. Ya. Çok güzel bir haber. Şimdi hemen çorbaların üstüne ne yapıyorum diye şu an ben? Sos. He? Sos. Evet. Sos yapıyorum. Bugün ne çorbamız var bir tane biliyor musun? Bu ne çorbası?
Baltaba. Ne çorbası bu? Baltaba. Evet. Şimdi hemen yağı erittim. Size de göstereyim. Bakın hemen 2 dakika bile sürmedi. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle alıp hemen çorbaların üstüne koyuyorum. Sosumuz evet. Hazır. Soframız hazır. Oy 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 Gülşah bakar mısınız? Harika. Evet, soframız hazır. Bal kabağı çorbası. Dediğim gibi kremalı veya böyle soslu veya sossuz her şekilde çok lezzetli. Aşkım yeşil soğan, acı biber, çoban salatası, baby tavuk ve makarnamız var. Hadi bize afiyet olsun. Ayancığım beğendin mi yemeği? Hadi anneciğim bir iç bakalım. Çorbamız nasıl? Eline sağlık. Kudan bir çocuk yüzüm ya. Allah kudan bir çocuk yüzüm. Gülşah'cığım çorba nasıl olmuş? Güzel. Afiyet olsun aşkım. Akşam Gülşah tatlımız da var. Gülşah dedi ki sos yapalım. Kudan bir çocuk yüzüm. He, Gülşah dedi ki sos yapalım ablacığım. Hı. Hemen ablası ne yaptı? Hemen aldı şeyi. Ya. Şey. Ya hemen. Bu ne Gülşah? Yazık abla yapmayı ben yapacaktım. Baby tavuk. Bebek tavuk. Evet. Bebek. Ama ben de beğendim. Afiyet olsun. Aa evet. Bizim bebek de sütten sonra bu çorbadan ne kadar içti? 2 tabak. Evet çok beğendi. Ona da afiyet olsun. Güresi bile yaptı. Ah çocukum canım benim. Canım. Görünce annesini hemen atıldı. Ama görünce annesi. Anne, herkes ana kuzusu. Bunları bugün pazardan aldığımız biberler. Nasıl acaba? Hayat kadar acı mı? Deneyimleyen var mı? Anancığım biberlerimiz hayat kadar acı mı? Baktın mı? Tatmak ister misin? Buyurun. Düşünmekte. Hayat kadar acı mı bir dene bakalım. Gülşah denemek ister misin? Anne? Herkes hayır diyor. Ama acı yiyorum zaten. Anneciğim bir tatsın bakalım. Gülşah ne yiyorsun şu anda? Aşkım yeşil soğan. Bir daha söyle. Aşkım yeşil soğan. Ama böyle aşkım yeşil soğan. De bakayım. Aşkım yeşil soğan. Bir daha söyler misin? Aşkım yeşil soğan. Öyle değil nameli. Aşkım yeşil soğan. De bak. Aşkım yeşil soğan. Anneanneciğim hayat kadar acı mı bak bakalım. Kesmiyor. Bir tat bakalım. Niye? Biberi. Hayat kadar acı mı bir yala bir şey yap. Kesmedi ki bıçak. Hadi. Bir dene bakalım. Evet anneannem şöyle çorbasına pinçikledi. Deneyecek. Allah iki. Acı. Hayat kadar acı mı? Hayattan az acı mı? Hangisi? Nasıl? Çok acı. Hayattan daha mı acı? Hadi bize afiyet olsun. Al onu ben. Su getir. Ne acımış oğlum? Hemen anneme su getirmeye gidiyorum. Buyurun. Çok mu acıydı? Çok acıydı. Hemen yiyeyim o zaman. Ben acı çok severim. Annenin, ben acı çok severim. Desene. Acıyı sevmek olur mu? Ben acıyı çok severim. Afif acı olacak. Acıyı sevmek olur mu? Dararım. Hadi bize afiyet olsun ben de iyiyim. Evet kızılcık şerbeti başladı ve şimdi tatlı zamanı. Anneanneciğim beğenecek misin bakalım? Nasıl? Bir bak beğenecek misin bakalım? Magnolia. Güzel mi gerçekten? Hı-hı. Güzel mi? Vallahi. Ay çok sevindim. Afiyet olsun anneanneciğim. Çok pamuklu ya. Yiyeceğim Cemal Bey'i. Çok ya aşkım. Dur şunu alalım şurada. Gülşah'cığım hadi tatlımızı tat bakalım tatlım.
Genç kızı odasına istiyor her şeyi. Yapacak bir şey yok. Yılan arkadaşlar diyecek. Evet, hadi bir tat bakalım. Merak ediyorum. Tatlımızı beğenecek misin? Magnolia'yı tat. Ne oldu? Elinde iş var. Yok, sırtıma koyuyorum Gülşah. Hadi. Kanım ağrıyor. Hayır, sırtım ağrıyor. Hayır, biraz. Ayağım acıdı. Acıdı ya. Düştüm arkadaşlar az önce. Bayağı bir kötü oldu. Nasıl düştüm Gülşah? Bakayım. Bak. Eline bakayım. Elimde bir şey yok. Burada var. Bak. Şişti, görüyor musun? Hemen. Hadi. Hadi Gülşah'cığım. Ben sana git. Bir tadar mısın ya aşkım? Merak ediyor arkadaşlar. Telefon alıyor. Tamam, alacağım. Ben telefon elimde. Hadi. Hadi bir tane. O tatlının adı Magnolia. Magnolia. Hadi bir tat bakalım, beğenecek misin? Sen git bir. Ben niye gireyim? Hadi. Şunu bir tat. Hadi bir tane. Güzel kokuyor mu? Sakızlı. Hı-hı. Çok güzel. Annemlerle beğendi. Yani. Bakalım. Yok yok. Annem beğendi. Sen beğenecek misin? Nasıl? Çok komik. Güzel mi? Hı-hı. Beğendin? Afiyet olsun. Lütfen. İçinde çilek var, karadut var, hadi frambuaz gidin. Var. Yerim seni. Hadi bir ye. Hadi bir kaşık var. Al bakalım. İşim var. Ne işin var? Beni kovuyor musun orada? Gitmemi mi rica ediyorsun? Ablacığım, gider misin mutfağa? Bir kaşık tatlı al, gideceğim. Hadi. Bir kaşık tatlıya gideceğim. Hadi. Bir kaşık tatlıya gideceğim. Merak ediyorum. Güzel. Vallahi. Çak. Afiyet olsun. Bye. Gel çay al, tamam mı? Tamam. Hadi bye bye. Hadi.